Herkes aynı soruyu soruyor da onu yani programın sonuna doğru sorayım istiyordum. Baştan sorayım. TRT'den niye ayrıldınız? Program niye bitti hocam? Hiçbir açıklama yapmadılar. Açıklama şuydu. E, dış yapım biri, biri iç yapım. TRT biri iç yapım, öteki dış yapım. Dış yapımlara fazla para gidiyor. Demişler yorum. Erman Toroğlu'nun parası da fazla gelmiş. Onun için ben öbür tarafa gitmedim. Ama şu var. Yapımcı kuruluştan da Alacağım para var. Şu anda yapımcı kuruluşun adresinde e, ticari adresinde bulunamadılar. Şimdi ikinci adreslerine bakacağız. İcra takibine geçeceğiz. TRT'ye yayın yapan şey ne o yapımcı kuruluşlar. ...düşünebiliyor i̇şte biliyor musun Türkiye'nin durumu ama Türkiye çok enteresan. Dijitürk'ten Dijitürk'ten ayırdılar. Mahkemelik olduk. Dördüncü yıl devam ediyor. Arkadaşım, kader arkadaşım Şansal Büyük Ağa aleyhime şahitlik yaptı. Ne, ne nasıl bir aleyhime? Aleyhime şahitlik yaptı. Siz çok iyi arkadaş değil Aleyhime şahitlik yaptı. İnanamadım. Var bende dökümü. Daha açıklamalarıyla yazacağım, konuşacağım. Herhalde kovulmaktan korktu. Ondan mahkemeliyiz. E TV8 mahkemelik. Hürriyet gazetesi mahkemelik. <laughs> Maşallah hocam. Ne güzel abi Türkiye. Şimdi, Patron cenneti. Şimdi şey de mahkemelik. Bu TRT'de yaptığınız iş de mahkemelik. Evet o da mahkemelik. Hani millet hapire çocuk yapıyor birilerinden. Çocuk yapacaklarına işçilerin paralarını versinler. Hava yapmasınlar. Şey, Şansal abi aleyhinizde ne dedi? Benim iş akdemim bitmesine yukarıdan Ertan'dan alıp geldiğinde senden çalışmak istemiyorlar diye bana tebligat yaptı. Hı hı. Mahkemede hatırlamıyorum dedi. Hakim soruyor. Yerman Toroğlu gazeteci mi? Zannetmiyorum diyor. Ama benim ömür boyu sarı basın kartım var. Bilir kişi bir rapor yazıyor. Hiç tanımıyorum bilir kişi. Şansal arkadaşım bilir kişi tanımıyorum. Tabii o bunlar hep işi geciktiriyor. Bilir hiç tanımadığım bilir kişiler ne yazıyor biliyor musun? En sonunda cümlenin bilirkişi raporunun sonunda. Eğer Elman Toroğlu basın mensubu değilse biz de bilirkişi değiliz. Acaba Şansal Büyükhan'ı kulakları çınlıyor mu o sırada? Peki aranızı bozacak bir gelişme mi oldu? Yani? Hayır. Ya ben en Herhalde işten... Einstein... Bak. Çok şey ya ben fazla uzatmadan konuşuyorum. Aynı dönemde Oğuz Tonksür'ün işine son verdiler. Oğuz Tonksür'e Sedat Kaya şey yaptı. Şahitlik yaptı. Sedat Kaya doğruyu söyledi yemin ettiği için. Allah'a karşı yemin ediyorsun abi. Yemin ettiği için doğruyu söyledi. Sadat'ı kovdular. Ertesi da kovdular. Oğuz Tomçun'un eleğine şahitlik yaptık diye. Yaptı diye. Demek ki Şansal korktu beni de kovarlar diye. Benim aleyhime yaptı. Ama ikimiz de tanıyoruz. Şansal abi böyle işten atılmaktan falan korkacak bir adam değil. Yıllardır hani bu işi yapan. Türkiye'de bir sektörün en iyisi falan. Çok net söylüyorum. Niye sormadınız Hakime... Size? Niye sorayım abi? Hakime verdiği şey orada. Ne o? İfade. İfade orada abi. Öbür telefonumda var. Aldım avukattan. Ama yani çok eski dostunuz en azından açıp bu ne diyebilirsiniz diye düşünüyorum. Devam. Tamam. Ben devam hocam. Niye siz demiyorsunuz? Ya tamam, abi niye diyeyim? Ben adamları şeyle sözlerinden, hareketlerinden, şeylerinden mesela çalıştığım adamlara bakıyorum mesela. Ben bazı isimlerle çalışırım, bazı isimlerle çalışmam. Mesela geçmişte çalıştığım isimleri bir daha mesela bunların içinde hıncal adam, adam çıkmıştır. O bazılarını sevmediği hıncal adam çıkmıştır. Ne yaparak? Çok konuda dik durarak. Güncel bunlara göre çok dik duran bir adamdır. Eğlen bir adam değildir. Ama yıllar sonra görüyorsun yani de bazı şeyler o zaman söylüyorsun. Tuhaf değil mi? Enteresan. Enteresan geldi. Bak biz de canlı yayında konuşuyoruz ya. Evet. Bu arada... Ben de ki... hayretler içinde kaldığım için konuşuyorum bence. Yani. Bu da yani bir iki seferdir yeni konuşuyorum daha. Ya ben Şansal abi iyi tanıdığımı düşünüyorum ve o yüzden söylüyorum. Hani böyle iş kaybetmek falan gibi kaygısı olan bir adam değil. Belki bir yanlış anlaşma vardır. Belki orada başka bir durum vardır. Hani dostunuzu da bildiğim için söylüyorum. Ben olsam açar sorarım hani bu nedir diye. Sizin sormamanız da tabii bu arada enteresan. Hayatta sor. Hayatta sormam hocam. Sen neden bahsediyorsun ya? Açıp da soracağım. Belki bir yanlış anlaşmayı düzeltme fırsatı yaratırdınız. Yanlış anlaşma Var orada her şey. Hakeme verdiği ifade var ya, orada yazıyor, var, şeyde var, e, ömrü telefonumda var, olsa basardık şuraya. <laughs> e, Türkiye'de şimdi herkes, yani milli takımla ilgili sorular var, onları son kısımda konuşalım.